Hadi bir işin ucundan tutayım hadi. Hemogram, mavi, ay mor tüpler, hemogram. Sonra bunlar ELISA, biyokimyacı sana sen. Bunlar koagülasyon. Şu sedim. Bunlar böbrek küvetler. Mavi intraket, pembe. Bunların şeylerini söylesek ne işe yaradın mı? Mor. Aynen boyutları. Yani biz en çok serviste, ortopedi servisinde pembe kullanıyoruz. Çünkü pembe bir tık daha diğerlerine göre kalın. Ben bir keresinde acilde mavi açtım. Sonra çıkarttık maalesef pembe takılması lazımmış. Evet. Fark ediyor işte. Yaşlarda genel pembe acaba? Bilmiyor musun? Oha gaita testi. Buna büyük abdestini yapıp kaşıkla koyuyorsun. Bu da arkadaşlar bilirsiniz, biliyorsunuz. Bu sonda poley kadeler. Şurada jeli var. Jel mi bu? Bu da jeli, evet. Aynen, bu jel. Bu da idrar çorbası. Burada da işte idrar şeyleri var. Kutuları. Kan taşımamış bu da. İdrar falan, idrar sanırım. İdrar ve gayta. Evet, bugün bir arkadaşımla beraber ortopedi servisindeyiz. Manuel, tansiyon nasıl ölçülür? Önce manşonun boşta olduğunu kontrol ediyorum ve burasını ayarlıyorum. Bir şey işte. Öncelikle hastada nabzın attığı yeri hesap ediyoruz. Şu anda nabız burada atıyor. Bu yüzden de bu kabloların geldiği yeri nabzın üstüne koyuyorum ki tam geliş yerini hesap edeyim diye. Daha sonra aynen kolun üst tarafına stetoskopun başı girecek şekilde bir boşluk bırakarak çok sıkmadan manşonu takıyorum. Şu iki parmağımız girecek şekilde ne çok sıkı ne çok geniş. Stetoskopu alıyoruz. Ve nabzın olduğu yere koyuyoruz. Bunu yaklaşık zayıf hastalarda 200'e kadar, 220'ye kadar hatta. Ama kilolu hastalarda daha az şişirebiliriz. Böyle şişirmeye başlıyoruz. Hastanın burada konuşmaması çok önemli. Yavaşça açıyoruz. İlk duyduğumuz ses büyük tansiyon. İkinci duyduğumuz ses son yani. O da küçük tansiyon. 11'e 7 çıktı bu arada. Sistol ile diastol muydu? Aynen. Sistol büyük, diastol küçük olan. Anlatacaksın bize. Tek ateş enfeksiyonu. Tabii enfeksiyon olduğunu gösteriyor. Pulse oksimetre bunda satürasyon ve nabız gösteriyor. Bunu hastanın parmağına takıyoruz. Bu ne gösteriyor? Bu hastanın kanındaki oksijeni gösterir. Satürasyon oksijen demektir. Ve nabzını gösterir. Satürasyon için 90-99 olması bizim için iyi oksijenlenmenin. Selenki şu anda 99 çıktı. Nabzı da 82 çıktı. Şurası şu tarafa doğru dönük olduğunda bu manşon kapalı olmuş oluyor. Bunu biz hastanın koluna taktığımızda, bunu şişirdiğimizde, şu anda şişmeyecek çünkü hastanın kolunda değil. Bunu şişirdiğimizde yaklaşık 200'e kadar geldikten sonra artık nabzı duyamadığımızda bunu ters tarafa doğru yavaşça böyle çok az bir hızda yavaşça çeviriyoruz. İlk duyduğumuz ses büyük tansiyon oluyor. Daha sonrasında bu aralıklarda sürekli sesler duyacağız. En son duyduğumuz ses de küçük tansiyonu ifade edecek. Ses nasıl bir ses tam olarak? Tık diye bir ses.
Evet, şimdi size kan şekeri tepsimizi göstereceğiz. Evet. Parmağı delmek için bir adet iğne. Daha sonrasında kanı içine alan, şu şekilde göstereyim. Strip sisteminden kanı şuraya alıyoruz ve ölçüm yapılmasını sağlıyoruz. Evet. Neyse, oraya keselim. Kan şekeri ölçümünü yaptığımız cihaz. Alkol ve pamuk. Şu ne? İnsülinin başına taktığımız, şurasına taktığımız ve insülini uyguladığımız iğne var bunun ucunda. Uygularken subkutan şekilde uyguluyoruz. Kola veya göbek etrafına. Bunu bu şekilde çevirip istenilen doza getirdiğimizde tekrar şu arkasındaki butona basıldığında insülini yapmış oluyoruz. Aslında rahat bir. Evet, kolay. Cihaz. Aynen. İnsülin kalemi deniyor buna. Evet. Hmm. Size göstermek için bir kan şekeri ölçümü yapacağız. 70 ile normal, 140 arası normal aralıklar. 60'ın altı hipoglisemi olduğunu gösteriyor. 140 ile 200 arası gizli şeker varlığını gösteriyor. Eğer 200'den fazlaysa şeker hastalığı. Bir alkollü pamuk hazırladım. Bir kuru pamuk hazırladım. Az önceki göstermiş olduğum strips'i cihaza takıyoruz. Cihaz şu anda hazır. Bakın burada olduğunu gösteriyor. İğne şu şekilde çevrilip açılıyor. İğnemiz bu şekilde. Evet, küçük bir iğne zaten. Aynen. Parmağa kan gelsin diye birazcık baskı yapıyorum. Kan gelmesi için. Önce alkolüyle silip daha sonrasında kuruyla kuruluyorum. Artık burası steril ve kan da geldi. Sadece bir dokunuş yaptım. Önce bir bastırdım. Bu kanı almıyorum. Daha sonrasında sıktım. Kan çıkmasını sağladım. Ve kanı şuradaki yere getirmeye çalışıyorum. Biraz daha sıkayım. Şu anda kanı aldı. Ölçüyor. 88. Normal. Evet arkadaşlar, bu EKG cihazımız. Öncelikle şunların nereye konduğunu göstereceğim. Öncelikle hastamızın bileklerini açmasını ve takılarını çıkartmasını istiyoruz. Kırmızı olanı sağ tarafa şu şekilde, burası iç kısmına gelecek şekilde koyuyoruz. Diğer ele ise, yani sol ele ise sarıyı. Sonra sağ ayak bileğine, ayak bileği iç kısmı şu tarafa gelecek. Diğer sol ayak ise, ayak bileği ise yine iç kısmı şuraya gelecek şekilde bağlıyoruz. 6 tane de bunlar var. Bunları da ve göğsünü açmasını istiyoruz hastanın ve alkol sıkıyoruz birazcık daha iyi aktarılması için. Birden başlayarak göğüs kafesini saracak şekilde, onu tam şu an anlatamıyorum ama çekiyoruz. Daha sonra buradan bakıyoruz. Ritimler istediğimiz gibi ise çıktısını alıyoruz. Şuradan çıkıyor. Şu an hiçbir şey olmadığı için düz çizgiler. Evet, böyle çıktığımız oluyor. Böyle işte adını söylemeye yazıyoruz aslında. Mesela de. Bunlar kan sulandırıcı subkutan yapılıyor. Bu kadar. Bilgilendirme bu kadar. Şunlar günlük. Aynen, hatlar. Bu arkadaşlar parolmuş. Parol.